225 gün boyunca video atmadım. Bir ayılmam lazımdı. 225 gün ne lan? 7 ay! Yani aferin, ne denir ki buna? Ne aferin Esbotur? Ama kaybolduğum bu süreçte hiçbir yere yüklemediğim özel vloglar çektim. Ve bugün onlara bakacağız. Aferin. 225 gün video atma, gel bize 2-3 tane video ver. Aferin Esbotur. Amerika macerası, çakal ve reçkolle Kıbrıs tatilimiz, Ukraynalı date'imle yaptığım acayip buluşma. Neden 225 gün boyunca kaybolduğuma gelirsek, o bu videonun konusu değil arkadaşlar. 16 Aralık saat 8'de Twitch kanalında yapacağım bir canlı yayında açıklayacağım. Dertleşip sohbet edebileceğimiz bir yayın olacak, bekliyorum hepinizi. Amerika hikayesiyle başlayacağım. Ortalıklarda yokken Los Angeles'a tatile gittim. Amerika'ya geldiğim zaman kendimi GTA 5'teymiş gibi hissediyorum. Şu ortama baksanıza. Sonra bir anda gaza geldim. GTA karakteri gibi davranmaya başladım. Bir süre sonra karakterimin karnı acıktı. Onu hemen yemek yemeye götürdüm. O kadar geldik Amerika'ya, tabii ki sokacaksın hot dog ağzına. Nom 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 nom. Nom 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 ne ya? Yemek sesine bakalım. Kaykaycı çetelerin bulunduğu, çıplak çocukların dolaştığı bir yere geldim. Adam uçuyor. Oğlum millet neler yapıyor? Ben otur anca evde video çek. Yorumlara gelir böyle bir şey. Keşke Türkiye'de de olsa Kaykay Parkı. Yani çıplak bisikletiyle dolaşıyor adam. Orası Amerika, normal yani. Siz ne çekiyorsunuz? Benim çektiğim daha çok izlenecek. Haberleri yok ki. Hala izlenme diyor. Gözün doysun be Enes Batur. Adam oltanın ucuna para takmış. Sokakta millete avlıyor avlıyor. Kafayı yemiş adamlar. Milleti oltaya getirmeye çalışıyorlar. Amerika'daki arabalar çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi. Böyle cyberpunk tarzı bir araba gördüm. Gerçekten acayip bir arabaydı, şaşırdım. Yurt dışında olduğum için yaya geçidinde bayağı beklettim. Durursunuz böyle. Arabalara bir de şekil yapıyor, durursunuz böyle. Ya anlayacağınız, Amerika'da arabalar güzeldi. Sonra bir anda etrafımızı böyle koşan insanlardan oluşan bir kalabalık sardı. Bir heyecanlandım. Sonra koşup yollarına devam ettiler, tatlı insanlardı. Onlara özleyeceğim. Ama niye koşuyorlar anlamadım. Dolar 18.5'ken Amerika tatili ne kadar girdi? Türk liralarımı dolara çevirmek için bir tomar para verdim dövize. Geri aldığım para bir tomar olmadı. Uçak biletine 2000 dolar, araç kirası 1300 dolar. Böyle ağlarsın işte. Güzel bir ortam yaptım şöyle. Hatta gece de böyle gözüküyor. Arabayı aldık tabii, buna benzin de almamız lazım. Benzin. Amerika olduğu için orada kendi benzinini kendin koyuyorsun. Pompacı Batur. Bu da pompacı kombinim. Benzini de bir 200 dolar falan gitti. Villaya da 2500 dolar gitti. Ama gerçekten güzeldi. Villanın içini pek beğenmedim, beni çok açmadı. Ama villanın bahçesine aşık oldum. Bir cennet, bir paradise. Hele akşamüstü bir manzara var. Şuna bak, yandım. Tamam, çok abartmayalım ama güzeldi. Ya 2500 dolara değdi mi? Değdi. 2 kişi tuttuk, 5000 dolar. Tabii aç kalmamamız lazım, bir market alışverişi gerekiyor. En önemli şeyleri aldım. Alevli çitos topçuğu, yeşil leys ve yanında su. Çok iyi gidiyor bu arada. Pembe kola, Bakugan. Evet, Bakugan aldım gerçekten. Nerede bilmiyorum ama. Bakugan'ı bulamadım ama Woody'yi buldum. Bak, Amerika'dan aldığım şeye bak. Anı biriktirmeyi seviyorum ben ya. Bu işi yapıyorum, bu sporu ya. Yani bayağı bir şey aldık ve 100 dolar verdik. Okey. Dışarıda da yemek yedik. Dünyada en sevdiğim hamburger olan In-N-Out Burger'a gittim. Yani şu hamburgerin görüntüsüne bakar mısınız? Ey. Bunu yerken dünyanın en mutlu insanı benim. Gerçekten bak. Mutluluğuma bak, tipimdeki. Şu saldırışa bak. Canavar. Benim acayip canım çekti şu an bundan ama. Ne yapacağız? Birkaç günde kahvaltıyı Starbucks'tan yaptık. Koçum be. Kahve içine kurban. Karizma. Dışarıdan yediğim yemekleri toplamda 200 dolar falan verdim. Bütün bunları toplayınca 6300 dolar yapıyor. 12.000 TL'ye de Coachella'ya gitmiştim. Toplam 130 bin TL'ye girdi. Alkış. Gitmeyin baba, gitmeyin. Gidemiyordu ki zaten, ama nasıl gidecek? Coachella'ya, dünyanın en büyük müzik festivaline gittim. Etraf var ya, it sürüsü gibi kalabalıktı. Her yerden insan çıkıyordu. Spider-Man var mesela. Gece ayrı fazla insan var, gündüz farklı insan var. Anlamadım. Devasa sahnelerde tüm gün sabah akşam konser vardı. Iptıs çıptıs, ıptıs çıptıs. Yani genel olarak eğlendim. Değişik konserler vardı. Red light. Baktım herkes festivalde fotoğraf çekiniyor. Hemen çektim ceketimi, arabayı da aldım. Nesin erkek? Erkek!
Of, kendimi çok seviyorum galiba. Testosteron koktu burası. Her neyse, giyindim işte, fotoğraf falan çekineceğim. Bir anda 3 tane kız yaklaştı bana ve twerk atmaya başladı. Hemen kaçtım. Kaçarak uzaklaştım. Çok utandım. Gerçekten utandım o an. Kaçtım. Tipe bak. Heyecanım geçtikten sonra kendimi toparladım. Birkaç kere daha poz kestim. Poz kestim. Başka yerlerde poz kestim. Hiçbir kız gelmedi. Tek hakkım varmış, o da utanınca gitti. Etrafta bir tane dönme dolap vardı. Binemedik. Böyle renkli bir küre vardı. Yani içine girdim, dolaştım. Biraz daha dolaştım. Yani renkli gözüküyordu insanlar dışarıdan, o kadar. En yakınına yaklaştığım Harry Styles'la Billie Eilish'in konseri vardı. En yakınına yaklaştığım dediğim, çünkü bu ne kalabalık. Yani ben bu kadar insanın arasından geçip bu kadına nasıl yaklaşayım? Harry Styles pembeydi, biliyorsunuzdur zaten Harry Styles'cılar. En son gece vakti o kalabalığın içinde kaybolduğumu hatırlıyorum. Burada da poz keseceğim diye kıza çarpıyorum. Utandım, sonra bir daha yapmadım, yemedi. Aha. Ve genel olarak yürüyorsunuz. Bayağı yürüyorsunuz. Gece yürüyorsunuz, gündüz yürüyorsunuz. Yoruldum ama keyifliydi bence. Çakal, Rekol ve ben yavru vatan Kıbrıs'a konsere gittik. Ta aylar öncesinde. Güncel tipleriyle o zamanki tiplerinin alakası yok. Rekol'ün saçları yok zaten. Rekol dedim gene. Rekol deniyor. Aylarca Rekol dedim, o da beni bozmadı. Kanka öyle okunmuyor falan demedi. Helal olsun. Ama bence doğrusu Rekol bu arada. Özel araçla direkt konsere giriş yaptık. Bak hayranlarınız ha, kapıda. Senin hayranların yok kanka, burada yok. Konserden önce işte bir sound check falan aldılar. Ben de anlıyormuş gibi bakıyorum öyle. Ben söylemeyeyim. Benim sesim daha şarkı söylenmeye hazır değil. Yakın gelecekte belki. O zamanlar pek ünlü değillerdi. Konsere kimse gelmedi. Biz de kendi kendimize eğlendik. Çok komik. Gözleri Toronto İmparator. Baronun 80'de parabon. SS'de tombola bir baron ol ya da bir barakon. Almaz sandın karakon. Bu konuda Fransız İspanyol. Ya güzel konserdi. Konserde arkada olmak falan güzel ama ben şarkılara eşlik ederken falan böyle komik gözüküyorum. Baga giriyorum. Ne desem bilemiyorum. Eğlenme problemim var galiba. Tipe baksana. Vuuluyorum. Sahneye çok güzel yakışıyorlardı. Fakat bir dahakine daha az sis. Baba siste güvenlik bile rapçi olmuş. Çakalaklıydı, beni de bir sürü seven insan vardı. Çok mutlu oldum. Sabah otelde adamlar gibi brunch yaptık. Gerçekten 9 erkek kahvaltı yaptık. Çok iyi bir olay anlatacağım. Bu tatilin bence en bomba olayı bu. Ve çok duygulandırdı beni bu olay. Son diss şarkısını biliyorsunuz. Baturay'ın memesi sarkıyor. Salla Baturay memeleri. O şarkı YouTube'dan kaldırıldı. 70-80 milyon izlenmişti. O videoda tarih vardı. Tarih, YouTube'un tarihi. Her neyse. Zamanında Rekol son diss'e cover yapmış. Saygı duyuyorum. Allah. Kanka bu ne? Kanka Allah, çok iyi olaydı. Çıldıracağım. Çare Nups. Ben de gaza geldim. Oğlum ben ne yaptım? Kanka bütün gelecek nesil böyleyse gerçekten. Bence çok güzel ana oldu. 10-10. İçimi çok ısıtan bir ana anlatacağım şimdi. 2021 yılında Batman'dan aldığım bir mektup vesilesiyle şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okula robotik kodlama sınıfı yapmıştık. Bu olayı gören bir takipçim ve babası bana mektup yolladılar. Ben de bunun üzerine Pulpmuş'a gittim. Onların yaşadığı köyü ziyaret ettim. Görevi tamamlamak için gerekli alanı buldum. Sonra aradan aylar geçti ve görevin tamamlandığının haberi geldi bana. Büyük bir heyecanla Kulpmuş'a doğru tekrardan yola koyuldum. Böyle köy havası almak insana iyi geliyor. Bilmiyorum, ciğerlerim oksijenden mi açılıyor? Buradaki binalardan sonra orası bana çok ferah mı geliyor bilmiyorum. Ama etraf çok güzel geldi. Küçük kardeşimin bana yazdığı park tamamlanmıştı. Oraya vardığımda zaten çocuklar parkta oynamaya başlamışlardı bile. Onların orada keyifli vakit geçirdiğini görmek, bilmiyorum, kıpır kıpır böyle karıncalanıyorsun. Tabii elimiz boş gitmek de olmazdı. Onları mutlu edecek birkaç hediye aldım. Şimdi bunu bitiriyoruz, tamam mı? Buradan tekrardan size kocaman öpücükler. Sırada size trajik date hikayemi anlatacağım. Hani böyle insanlar TikTok'ta falan çıktıkları date'leri anlatıyorlar. Onun gibi bir şey olacak ama benim versiyonumda. Daha önce hiç bu tarzda bir video yapmadığım için şu anda gerildim. Neyse, bir şey olmaz, ne olacak? Ukraynalı date'imle hayvanların sokakta cirit attığı bir yere gittik. Harbiden şuna baksana. Esir alındım. Ördek, geyik, lama, tavus kuşu. Bunun adı pelikan galiba. Ukraynalı minnoş bir kız olduğu için hayvanlara bayılıyor tabii. Buraya gidek diye tutturdu. Gitmesi sadece 200 lira yazdı. Şu an gitsek 500 lira. Öyle hesap edin. Seviyor ama hepsinden de korkuyor.
Tavuktan da korkma ya. No. Hepsinden korktu. Korkmadığı bir hayvan yok. Geyiklerin olduğu bir sürüyü takip ettik. Bir tane de deve kuşu vardı ekipte. Strauss. Russian. No. English. Bu İngilizce seviyesiyle date'e çıktım. Gruptan ayrı dertli yalnız bir geyik gördüm. Üzüldüm buna, bir yürüyüş yaptık. Dedim derdin ne? Dedi aşığım abi, açılamıyorum dedi. Dedim açıl. Bir baktım kapmış menteye, hemen yavşağa bak. Hızlı çocuk. Geyik açıldı, ben açılamadım kıza. Sonra başka bir geyik buldum. Dedim baba bu işin sırrı ne? Benim de açılmam lazım. Dedi sakin ol, göstereceğim. Bir baktım kıza yürüyor. Bu geyikler hızlı. Peki ben açıldım mı kıza, onun hikayenin sonunda görürsünüz. Ama şundan da korkmazsın, minicik geyik lan. Bebek diyor bir de. Drink water. Aww. It's dirty. Do you wanna touch? Ben niye de o helal değil. Haram. Bir ara döne döne mama saçtığımı hatırlıyorum. Şu lamanın hırsına bakar mısın yemekteki? Sevdirmiyor da. Afiyet olsun. Kıza laf ettim o kadar, kendim de korktum hayvanlardan. Bir şimdi. Hadi be. İyi denemeydi. Bu arada fotoğraf çektirdim. Kızın çektirdiği fotoğrafa bak, keçiyle. Bir de benim keçiyle çektirdiğim fotoğrafa bak. Bak kızısın. Okay. Yılan boynumda uyuyakalmış abi. Yılan o kadar umurunda değil ki. Keçiler bir yerde takılıyordu. Bu siyah keçiyi dışlamışlar. Tanıştım hemen. Ne haber dedim. Baktım kameraya kapat. Demek sen de NDNG'cisin ha. Sonra dedi videoyu beğenin, like atın. Bazen keçi olmak istersin. Bir sürü zabumafunun olduğu bir yere girdik. Adam gibi aldı yedi, helal olsun be. Ama girmekte hata yapmışız. Bir toplandılar kızın başına. Kız da saf aferin diye seviyor hayvanları. Aferin. Bir baktım bunlar da kıza yürüyor. Madagaskar son. Hakuna matata. Şuna baksanıza, insan gibiler. Ayağa kalkıyor, çekiyor, alıyor falan. Bayağı iyi özellik ha. Neyse ki onlardan da korktu. Eski bir dostumu ziyaret etmek için kuşların yanına gittim. Papağan Eyo'yu hatırlarsınız. Dedim ne yapıyorsun, keyifler nasıl? Baba ortam akıyor, cik cik dedi, anlarsın cik cik. Yeni manita yapmış hızlı kardeşim. Aa dedi, bu kız kim dedi, aa dedi. Dedim oğlum başlama şimdi. Baktım biri sulanıyor bana, korkma o da bizden dedi. Siz kimsiniz oğlum? Sonra baktım sıkıntı çıkacak, oradan da çıktık. Bu arada ayakkabının ağzına sıçmışlar. Kızı üzdüler bir de ya. Bir tükür sana. Tükür koçum. No beni öpmesin. Haram. Gel dedi, takdiravalliye binelim. Dedim benle mi? Dedim büyük bir hata yaptın dedim, hemen bin. Bir daha binmez galiba. Başlangıçta amacım kızı romantik bir tekne gezisine çıkarmaktı. Çöm evet. Dedi sallanıyor bu dedi, çok kıpırdama dedi. When I was a child I am rabbit too. You asked me too. She died. What? Kız ooo kıyamam desin diye bir hikaye uydurdum bir anda. You know how it is do? It's easy. Dedim sen ne diyorsun, benim babam kürekçiydi dedim. Bu arada asla bilmiyorum. Şu küreği tutuşuma bak, o kadar bilmiyor ki. Gene de adamlar gibi küreğimi çektim, hakkımı yedirtmem. Romantizm tanrısı. Ona dank etti. Dedim hani eşittik, sen de biraz kürek çek. Evet. Çekti. Kıza kürek mi çektiriyorsun hayvan dedi bir tane kuğu. Dedim kuğu kardeş 2022 yılındayız dedim. Sen ne konuşuyorsun dedim, bak dedim. Sonra dedim haklı. Finalde her şey için teşekkür etti. Saygıyla dağıldık, kendi yoluna gitti. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Finale gelirsek ne oldu? Ya yürümedi. Bir yere kadar abi. I go, you will, I will, you know, I know. Olmadı, bitti. O yüzden güzel bir an olarak kalsın bu. Arkadaşlar umarım bu video tarzını beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür et butonuna basarak da videoyu ekstra bağış yaparak destekleyebilirsiniz. Neden 225 gün video atmadığıma da gelirsek, onu Twitch kanalında yapacağım canlı yayında. Twitch.tv/enesbotur kanalını kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum. Güzel dolu dolu bir yayın yapacağız. Öptüm. Kaçtım. Bir onay daha yok. Pralins on pralins on pralins on pralins, I sober, I run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling.